Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir incelemeye daha hoş geldiniz. Bugün yine güzel bir ayakkabım var. Üstümdeki tişörtten de anladığınız gibi yine Yanis ayakkabısı inceliyoruz. Bu tişörtü de sadece inceleyeceğim zaman giyiyorum. Sadece onun için aldım arkadaşlar. Başka bir zaman giymiyorum. Fena da olmuyor gerçi. Genelde inceleyeceğim ayakkabılarla benzer kıyafetler veya uyumlu şeyler giymeye çalışıyorum. Tabii her zaman başaramıyorum ama zaman zaman güzel oluyor. Son MVP'nin, son Finals MVP'nin ve NBA şampiyonunun ayakkabısı var. Greek Freak. Komşumuz Yunanistan'dan çıkma, aslında orada olmasa da göçmen olarak gelmiş Yanis'in, Yanis Antetokounmpo'nun ayakkabısı var. Nike Zoom Freak 3 var. 3 numaralı ayakkabısı olacak. 1 ve 2'yi de bu kanalda incelemiştik. Beğendik, beğenmedik. Her iki yönü de oldu. 1'i biraz daha çok beğenmiştim. 2'den hiç memnun kalmamıştım. 3 ise yine daha çok beğendiğim bir ayakkabı oldu ve beni mutlu etti. Hemen kutusuyla şöyle başlamak istiyorum. Kutusu arkadaşlar diğer kutularla aynı tasarıma sahip. Sadece üstündeki renkler değişmiş. Bunun biraz daha nar çiçeği, mango gibi turuncumsu desenleri var. Kutu tasarımını beğenmiş olacaklar ki sürekli aynı şeyi kullanıyorlar. 11 numara aldım, 45 numara aldım. 44,5 da alabilirdim diye düşünüyorum. Ama ben biraz daha ayakkabılarımı rahat giymeyi sevdiğim için yine 45 aldım. Sizler de kaç numara almalıyım diye düşünüyorsanız normalden biraz daha uzun geldi bana. Biraz daha geniş geldi. Daha fit olmasını seviyorsanız yarım numara düşük alabilirsiniz. Yani benim numarama bakarak yarım numara düşük alabilirsiniz. Ben normalde Nike'larda 45 alıyorum. Adidas'larda 44,5 alıyorum. Hemen bir tanesini şöyle içinden çıkartalım ve incelememize geçelim. Evet, birçok defa yaptığımız gibi yine görsel güzelliğinden başlayabiliriz. Benim açıkçası görsel olarak çok beğendiğim bir ayakkabı oldu arkadaşlar. Özellikle bu rengine bayıldım. Hatta çıkar çıkmaz en çok beğendiğim Yanis olabilir. Gerçi hepsinin tipi güzel oluyor aşağı yukarı ama bunu ayrı bir beğendim. En çok beğenmemi sağlayan şey ise bu alttaki şöyle dokundurma, aynı zamanda yastıklamayı gösteren ve onunla birlikte askıyla uyumlu renkte olması hoşuma gitti galiba. Genel olarak bu ters soğuş işareti hem içte hem dışta ve arkasındaki şu çıkıntı biraz daha PG1'i andırıyor bana. Hoşuma gittiğini söylemem lazım. Görsel dizayn güzelliği olaraksa neler var hemen ona bakalım. Bu sefer altına pek bir şey yapmamışlar arkadaşlar. Güzel bir taban yapısı olsa da diğerlerinde olduğu gibi altında işte I'm My Father's Legacy gibi şeyler yazmıyor. Bunu biraz daha üstü almışlar. Her iki ayakkabıda da farklılıklar var. En büyük farklılıklar dil kısmında. Birinde kilit işareti varken birinde anahtar işareti var. Ayrıca her iki ayakkabıda da farklı farklı şeyler yazıyor. Straplerin, yani askıların üstünde. Bunda Freak yazıyor. Diğerinde güneş benzeri bir desen vardı. Dillerinde ve şu tutacak kısımlarında görmüş olduğunuz tarzda birer sanat dokundurması var. Örgülü, dikişli. Ayrıca hemen şu ayakkabının yanında Air yazıyor. Air'in içi boş olması da benim çok hoşuma gitti. Şöyle zigzag desenleri kondurulmuş. Aynı şekilde ayakkabının içinde de o zigzag desenleri mevcut. Strap, yani askı, en büyük tabii ki görsel dizayn detayını veriyor. Ayrıca tabii ki şuradaki swoosh işaretleri de diğer çifte de birbirinden farklı. Şöyle açtığımız zaman üstü gördüğünüz gibi taraklı bir yapıya sahip. İçinde ise ailesinin bireylerinin isimleri yazıyor. Kostas, Francis, işte Tanasis gibi ailesinin isimleri yazıyor. Burada aşağı yukarı 7 tane falan isim var. Evet, görsel dizayn detayı olarak 3-5 dokundurma var. Hatta ben diğer çiftini de atayım. Farklılıklarını görmeniz açısından görüyorsunuz. Burada kilit var. İşte buradaki swoosh sarı, buradaki maviydi. Bunun üstünde bakın güneşvari değişik bir yapı ve Nike yazıyor. Bu şekilde iki çift birbirinden farklılaştırılmış. Ben genelde iki farklı ayakkabının da farklı dizayn detaylarına sahip olmasını çok beğeniyorum, çok seviyorum. Evet, görsel olarak bu şekilde dediğim gibi ben beğendim. Beğenmemi etkileyen diğer yönlerden biri de şu tabanın bölümlendirilmesi ve şurada daha atletik bir görüntü veriyor olması. Yani böyle içeriye doğru bir girinti var. Şu aşağı doğru bir geçiş var. Dikkat ederseniz şurası boşluklu, içeriye doğru delik var. Buradaki yastıklamayı gösteriyor. Hani biraz daha böyle yarış arabası vari, biraz daha nasıl diyeyim, keskin detaylar hoşuma gittiğini söylemem lazım arkadaşlar. Bu dizayn olarak da çift yönlü oyunculara hitap ediyor. Aynı PG gibi. Yani hem savunmada, hem defansta, hem ofansta sizlere yardımcı olacak ve sahanın her bölümünde sağlıkla kullanabileceğinizi ifade ediyor Nike. Yani 1 numaradan 5 numaraya belki bütün oyuncuların tercih edebileceği bir ayakkabı olduğunu söylüyor. Peki öyle mi?
biraz sıkıntıları olan bir ayakkabı yine maalesef bu şekilde. Ama bu ayakkabı özellikle Yanis line'ı, Yanis serisi benim için hep belli sıkıntılara sahipti. Öncekilere göre kesinlikle düzeltmeler yapılmış ama yeterli mi değil mi? Artık orasını beraber tartışacağız. Kaç para arkadaşlar? 1270 TL'ye aldım ben. Şu anda çıkış fiyatı bu. Farklı renkler daha pahalı olabilir, daha ucuz olabilir. İndirimden 800-900 liraya bulabilirsiniz. Kovalarsanız bulacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Hemen unutmadan ağırlığına da bakalım. 401 gram arkadaşlar. Ne hafif ne çok ağır. Ortalama seviyede bir ayakkabı. Biraz daha alt tabanın ağır olduğunu hissediyorsunuz bu ayakkabıyı giyince. Ayrıca dediğim gibi ben 45 numara aldım. 44.5'ta alabilirmişim. Önden ve özellikle şu kısımlardan bana biraz bol geldi. Üzerine kullanılan materyallerle de alakalı. Dikkat etmeniz gereken noktaları bu şekilde önden sıralayabilirim. Ve şimdi detaylı performans incelemesine geçelim istiyorum arkadaşlar. Her zaman yaptığımız gibi yine tabanından başlayabiliriz. Tabanı bu ayakkabıda benim kutu açımından da hatırlayacaksınız. Çok hoşuma gitmişti. Oldukça girintilere, çıkıntılara sahip. Birçok yerden bölümlendirilmiş. Zaten taban ikiye ayrılmış. Bu benim çok hoşuma gitmişti. Buradaki çıkıntılarda derin derin özellikle iç sahalarda size çok yardımcı olabileceğini düşünüyorum. Yol tutuşu, taban tutuşu nasıl diye soruyorsunuz arkadaşlar. Bence çok iyi iş yaptı. Tabi zaman zaman bu çıkıntıların biraz yumuşak olmasından kaynaklı. Dikkat ederseniz böyle ince ince uzun uzun yapılmış. Bunlar biraz sağa sola sizin ayakkabınızı kaydırabiliyor. Yani direkt zıt diye duramıyorsunuz ama bir miktar sizi kaydırıyor. Bu fena değildi. Ama benim oynadığım saha kullanılan materyal parke biraz hafif böyle çıkıntılı çıkıntılı. Normal ayakkabılar bile çok iyi tutuyor. Farklı zeminlerde denediğim zaman bir miktar daha kaydığını gördüm arkadaşlar. Yani biraz zaman da vermeniz gerekiyor. Yavaş yavaş açılması, bu tabanın ısınması gerekiyor. Dış sahalarda da kullanımını kesinlikle önermiyorum. Çünkü çok hızlı bir biçimde bu paramparça olabilir. Ve dış sahalarda iyi şekilde sizlere yardımcı olmayabilir. Benim genel olarak hoşuma gitse de oynadığım zeminlerden kaynaklı olarak hafif kaymaları da görmedim değil. Zaman zaman elinize silmeniz gerekiyor. Ama bence 2'ye oranla biraz daha iyileştirmişler. Taban tuşuna benim vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 8.7 olacak. Benim için gayet iyi iş yapan bir taban oldu. Özellikle bölümlendirilmesiyle sanki daha iyi iş yaptığını düşünüyorum. Düz bir zemindense hafif girinti çıkıntı olması tabanı tutması yönünden hani mesela şuraları daha etkili kullanmanıza yardımcı oluyor. Tabi bölümlendirmenin ayağımı rahat ettirmediğini de söylemem lazım. Ama taban tuşu olarak vereceğim puan gayet hakkaniyetli olduğunu düşünüyorum. Ve yastıklamaya geçiyorum. Yastıklama arkadaşlar benim için freak ayakkabılarında en eksik yönlerden bir tanesiydi. Hatırlarsanız 2'de hiç beğenmemiştim. Burada ise 2 tane zoom ünitesi şöyle kullanılmış. Air ünitesi daha doğrusu. Air zoom ünitesi. Gördüğünüz şurada pencereden de dikkatli bakarsanız yeşil yeşil görebiliyorsunuz. Şuradan da baktığınız zaman aynı şekilde gözüküyor. Şöyle biraz daha ışığa tutmaya çalışayım. Evet, şuradan yeşil yeşil dikkatli bakarsanız gözükecek. Mağazada alıp inceleyebilirsiniz. Yastıklamasını beğendim. Eskiye nazaran bir tık daha İyi olmuş, arttırmışlar fakat yine tabii ki istenen düzeyde olmamış. Çünkü rahat edemiyorsunuz. Burada kullanımdan mıdır nedir? Çok ayağımın altında düz bir tabaka varmış gibi hissetmedim. Hafif böyle şu taraftaki arkadaşlar daha yüksekte, daha alçakta özür diliyorum geldi. Yani böyle bir dengesizlik var. Neden iki tane böyle ayrı ayrı kullanmışlar bilmiyorum. Belki bir tane büyük bir ünite kullansalardı daha güzel olurdu. Veya Air yerine Zoom kullansalardı. Zoom Pod yani 34'te 35'te. Veya Jordan modellerinin çoğunda olan şeyden kullanabilirlerdi. Böyle farklı bir kullanım olmuş. Biliyorsunuz 2'de ön tarafta bir normal işte bahsettiğim zoom ünitesi kullanıldığı söylemişlerdi ama pek de güzel olmamıştı. Hatta hiç hissedememiştim ben. Herhalde daha hissedilir olması için bunu kullanmışlar. Burada da iki bölümlü olması dediğim gibi ayağımın altında farklı bir şey varmış. Sanki dengesiz bir şeye basıyormuş gibi hissettim. Bu benim çok hoşuma gitmedi. Kullanılan köpük arka topukta gayet yumuşak bir his veriyor. Ne olduğu yazmıyor arkadaşlar. Hani faylon köpüğü olabilir. Yine daha rahat olan bir yastıklama, bir köpük mevcut. Hatırlarsınız Freak 1'de sadece bir köpükle yastıklama sağlamışlardı. Buradaki zoom podları giydiğiniz zaman, zıpladığınız zaman özellikle ön ayakta oynayan oyuncular için iyi hissettiriyor. Fakat dediğim gibi bu dengesizlik hissi biraz keyfinizi kaçırıyor. Ama ben etkiden korunmayı çok aradığım için benim hoşuma gitti. Yastıklamaya vereceğim puan arkadaşlar benim 10 üzerinden 8.1 olacak. Yine diğerlerine göre iyi olduğu için benim hoşuma gittiğini söylemem lazım. Ve üst kısmına geçebiliriz. Üst kısmı arkadaşlar bu ayakkabının en eksik yönlerinden bir tanesi olabilir. Çok daha ucuz, çok daha basit, kişli bir yapı kullanılmış. Ben biraz KD13'ü hatırlamıştım ama KD13 buna göre daha inceydi. Özellikle ön kısmına baktığınız zaman hemen kırışan, hemen böyle katlanan
bir yapı var. Ayağınızı içine sokmadan burası böyle kırış kırış oluyor. Buranın destek sağlaması da bayağı eksik. Dediğim gibi ayağım benim önden büyük ve bol hissetti. Böyle burası lömbür lömbür gibi hissetti. Benim hoşuma gitmeyen noktalardan bir tanesi oldu. Askının olduğu kısma biraz daha kalın materyaller yapmışlar. Ve askı bizleri karşılıyor tabii ki. Arkaya geçtiğimizde daha pofidik bir yapı var. Bileğin çevresinde dönüyor. Çok fazla içten aşil tendonundan yastıklama yok. Gayet normal ve basit, ucuz sayılabilecek bir üst kısmı bizleri karşılıyor. Benim dediğim gibi en beğenmediğim noktalardan bir tanesi üst kısmı oldu. Strap'in kullanılan materyalleri güzel. Gerçi Nike artık bunu iyi yapmaya başladı. Daha kaliteli materyal kullanıyor ama efektif mi? Yine maalesef efektif değil. KD14'te son incelediğimiz ayakkabılardan bir tanesi KD14'te. Onda da strap vardı. Buna göre mesela çok çok daha etkili ve kullanışlı bir askı vardı arkadaşlar. Hiç maalesef bu işe yaramıyor. O kadar kısa ki görüyorsunuz şunu. Minnacık bir strap var. Yani minnacık bir askı var. Ve ne kadar çekerseniz çekin ayağınız içeride bunu yukarıya kaldırdığı için iyi bir kitlenme yakalayamıyorsunuz. Ve zaten ihtiyacınız olan kitlenme burada olduğu için burası bana baya baya eksik geldi. 44.5 alsam muhtemelen bir tık daha sıkı hissederdim. Belki askıya bile gerek kalmazdı. O yüzden sizlere tavsiyem gidin mağazalarda deneyin. Ayağınıza hangisi en güzel geldiyse onu alın. Daha sonra pişman olmayın benim gibi. Bağcıkları sıktığınız zaman zaten yeterli bir size bağlanma, sıkılaşma hissi veriyor ama bağcıkları sıkmak da bununla birlikte o kadar zor ki arkadaşlar. Açıyorsunuz, kapatıyorsunuz, tekrar açıyorsunuz. Bir değişik bir yere koyamıyorsunuz zaten. Şu yapı sizlere hep engel oluyor. Benim çok hoşuma gitmedi maalesef. Görüntü olarak güzel mi? Güzel. Biraz hafif kalite veriyor mu? Veriyor ama kullanış açısından hiç ben beğenmedim. Dili de normal, gayet ince diyebiliriz. Yani kalın bir dil yok. Materyallere de benim vereceğim puan arkadaşlar 10 üzerinden 8 olacak ortalama bir ayakkabı diye düşünebilirsiniz. Destek noktasında ayakkabı yana doğru çok güzel çıkıntılandırılmış. Bu benim hoşuma gitti. Görüyorsunuz şuradaki bu adeta işte bir Ferrari'de bir hız arabasında olduğu gibi keskin hatları sizlere yana yapacağınız hamlelerde destek sunmaya kesinlikle yardımcı oluyor. Ayrıca şuralardaki çıkıntılandırmalarda yine iyi iş yaptığını söylemem lazım. Askıda ve şuradaki daha sertleştirilmiş materyallerde sizlere bir miktar güvenlik hissi sunacak. Fakat bunun biraz daha dengesiz hissetmesi, yana yapacağınız hamlelerde özellikle benim şuradaki zoom ünitesi hafif düşük olması, bilekteki aşillerin daha çıkıntılı olmayışı, buradaki askının çok da kullanışlı olmayışı benim destek için vereceğim puanımı biraz düşürdü. Ve 10 üzerinden yine 8 veriyorum destek noktasında. Çok destekli ve aman aman güvenlikli olarak söyleyemeyeceğim bir ayakkabı. Özellikle şu ön kısımdaki boşluk ve ayağımın daha özgür oluşu beni biraz rahatsız ettiğini söylemem lazım. Peki hangi oyuncular tercih edebilir? Bence 1 numaradan 5 numaraya herkes tercih edebilir. Yere gardlar için iyi bir yastıklama. Yere çok yakın değil, çok havada değil. Aynı şekilde büyük adamlar için bir nevi yastıklama da sağlıyor. Eğer ki kendinize uygun numara bulabilirseniz, ayağınız içeride fit ve güvenlikli hissederse bence herkes kullanabilir. Çok birine yönelik değil. Ama yine Yanis'e yakışmayan, MVP'ye yakışmayan bir ayakkabı olmuş. Keşke üstündeki materyalleri biraz daha iyi düşünseler, bu askı yapısını biraz daha uzun yapsalardı. Ne bileyim aşil tendonlarından biraz daha çıkıntı yapıp daha kaliteli materyaller düşünselerdi sanki daha iyi olabilirdi. Sonuçta çıkış fiyatı olarak Amerika'da bunlar biraz daha bütçeli imzalı modellere giriyor. Belki o yüzden yapılmış olabilir. Ve tabandaki bu güvensizlik hissi beni en şaşırtan kısımlardan biri oldu. Bu bölümlendirme de arkadaşlar muhtemelen buna etki ediyor olabilir. Bir farklı hissediyorsunuz. Yaklaşık bir 2 hafta falan bu ayakkabı içerisinde geçirdikten sonra anca yavaş yavaş anlayabilirsiniz. Biraz daha ayağınızın şeklini alıp alıştıktan sonra. Ama genelde ben eksik bulduğumu söylemem lazım. Bu şekilde de noktalamak istiyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım almak isteyenlere bu bir fikir olmuştur. Ben sizlere tecrübelerimi anlattım. İçinde kullanılan teknolojilerle birlikte. Herkes benim tecrübelerimi yaşamayabilir. Özellikle Freak 2'de abi sana katılmıyorum. Çok güzel çok güzel ayakkabı diyenler vardı. Ben onu hiç beğenmemiştim. Bu ona göre bence daha iyi. Ama belli eksiklikleri var. Bunları da sizlere anlatmaya çalıştım. Gidin mağazada deneyin. Ve eğer benim söylediklerimi hissetmiyorsanız negatif yön olarak alabileceğinizi düşünüyorum. Hatta alabilirsiniz diyorum. Ve böylelikle de çıkışımı yapayım. Eğer bahsetmediğim bir nokta olduğunu düşünüyorsanız aşağı yorumlara yazarsanız sevinirim. Bir sonraki incelemelerde, kutu açımlarında ve vloglarda görüşmek dileğiyle. Ayakkabı Dayısı bugünlük out.